Yok yok, bu parçayı içine alsın yeter. Zaten normalde o kütüğü ayarlarken işte soğutma kanallarıydı vesaire yolluk, ona göre şu mesafeleri ayarlıyorsunuz. Biz sadece plakayı oluşturacağımız için çok önemli değil. Bunu katılıyorum. Ne yöne? Yukarı doğru, çünkü parçamı buna gömeceğim. Aşağı doğru çekip montaj ilişkisini ters de verebiliriz. Bizim için hiç sorun yok. Böyle yapalım, siz daha rahat görün. Ve bileşeni düzenlemeyi bitirdim. Şimdi istediğim şey bu parçamın ters dönüp bunun içine girmesi ve monte olması. Şunu bir renklendirelim. Mesela bunu da bütün montajı seçiyor. Parça seviyesinde. Sadece ve sadece şunun sarı olmasını istiyorum. Peki. Şimdi parçamı getirip bunun içine gömeceğim. Ters olarak koyacağım. Ve ondan sonra yapacağım işlem bu parçayı bunun içerisinden çekme payı ile birlikte boşaltarak çıkarmak. Evet, kalıp çeliğimizin yarısını çizdik. Yapmamız gereken şey bu parçayı bir kere sabitle yerine 100, yani float'u seçip tam tersine bunu sabitlememiz. Yani fix. Sonra geliyorum, montaj ilişkisine giriyorum. Diyorum ki bu parçamla eş hizalı. Ama ters yönde yatarak. Tamam. Bakın artık içine giriyor. Doğal olarak bu yüzeyin buna sıfır olması gerekiyor. Ama benim istediğim şey böyle açılı durması değil. Benim istediğim şey bunun front plane ile diğer parçamın top plane oluyor ki yan tarafı referans düzeni farklı olduğu için paralel olsunlar. Okey. Ve aynı şekilde artık şey yapmanıza gerek yok aslında. Zaten bu parçayı istediğiniz gibi gezdirebilirsiniz. Yatayda kayıtlandı. Dikeyde de sadece paralellik değil. Bakın bu sefer diyorum ki bu parçamın right plane ile bu parçamın right plane arasında x kadar mesafe olsun. Ne kadar mesafe olsun? İşte 300. Böylece parçamı buraya sabitlemiş oldum. Bakın oynamıyor kalıbın içerisinde. Zaten yapmanız gereken şey de bu. Doğrusu bu yani. Şimdi ne yapıyorum? Bu parçanın, yani kalıp parçamdan manzumu çıkarmam gerekiyor. Bu yüzden bu parçamız da sarı parçam üzerinde işlem yapacağı için gelip parçayı düzenle diyorum. Ve sonra insert, yani ekle, features, yani unsurlar, İngilizce Türkçesini bir arada söyleyeyim, cavity yani boşluk seçip diyor ki ne ile işlem yapacaksın? Ben diyorum ki parça 1 ile bir işlem yapacağım. Çekme payı %2 veriyorum ve onaylıyorum. Bakın hemen bu boşaltmayı yapıyor zaten. Görüyor musunuz? Otomatikman. Yerleştirdiğiniz yerden bu boşaltmayı yapıyor. Lakin yarın ertesi gün parçada bir değişiklik. Bu arada tabii ki çekme payıyla. Lütfen buna dikkat edin. O %2'lik payı vermiş. Yarın ertesi gün parçanızda bir değişiklik olacak. Aa diyorsunuz, aslında şöyle bir düzenleme yapacaktım ben. Bu arada kaydedelim. Cavity ile yapmanın avantajını gösteriyorum size. Ben bu parçamda şöyle bir değişiklik yapacaktım. Neydi? İşte loft'ta şu skeçte şöyle bir genişleme vardı. Misal. Geri çıkıyorsunuz. Anında dikkat ediyor musunuz ki cavity, yani kalıp boşluğu da ona uyum sağlıyor. Bu kadar basit. Bu ilişki size parçayı bir kere kalıpladıktan sonra, ki şunu saklayalım daha rahat görün. Her zaman kalıbın yarısının ona uygun olarak değişmesini sağlar. Bir sonraki eğitim filmde görüşmek üzere.